Herkese selamlar hoş geldiniz. Tekno ülkemizde güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Orta segment pazarının geliştiği ve büyüdüğü yerde Camon 20 serisiyle rekabete katılan markanın fiyat performans odaklı iki modeli Camon 20 Pro 5G ve Camon 20 bu videonun konukları. O halde sözü daha fazla uzatmadan bu ikilinin sunduklarına yakından bakalım. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. <laughs> videolarımda da bahsetmiştim ama bilmeyenler için Tekno Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri ve kullanıcılara farklı segmentte kullanışlı akıllı telefonlar sunuyor. Bugün inceleyeceğimiz model ise Camon serisinde yer alıyor. Camon aslında Spark, Pova ve Phantom modellerine nazaran kamera odaklı cihazlara ev sahipliği yapıyor. Hatta Tekno Türkiye'deki fabrikasıyla ülkemizde de telefon üretimi yapıyor. Ayrıca bu videoyu çektiğim dönemde Camon 20 fiyatıyla öğrencilere özel vergisiz telefon kampanyasına dair ediliyor. Dolayısıyla eğer bu kapsamda bir telefon arıyorsanız bu cihaz sizin için uygun olabilir. O halde şimdi detayları detaylara tasarımdan başlayalım. Öncelikle Camon 20 serisinin tüm modelleri şık ve kendisine has orijinal tasarım diliyle öne çıkıyorlar. Camon 20'nin sırt kısmı geometrik şekillerle benzersiz bir desene sahip. Parlak sırt kısmındaki desenler ışığa göre farklı yansımalar yapıyor. Bu da göze oldukça güzel geliyor. Camon 20 Pro 5G'nin arka tarafı ise mat ve desenli bir yüzeye sahip. Ancak bu cihaz Mr. Doodle Edition olduğundan arka tarafı belli bir süre ışık aldığında Mr. Doodle'ın desenlerinin parladığını görebilirsiniz. Bu da karanlıkta epey hoş duruyor açıkçası. Her iki cihazın da kendine hoş bir tasarımı var. Zaten bu etkileyici tasarımlarıyla TeknoCam'ın 20 serisi Muse Design ödüllerinde altın madalyayı kazanmış. İki cihazın da arka kısmı ve çerçeveleri plastikten üretilse de son derece şık duruyorlar. Bir de aklınızda bulunsun bu çerçeveler parlak metal görünüme sahip olduğundan parmak izlerini biraz gösterebiliyor. Düz arka panel kenarları düz köşeleri ise yuvartılmış çerçeveli buluşuyor. Ergonomi açısından her iki cihazları tutması daha rahat olsun diye kavis yerine düz kenarlar kullanılmış. Tek elle rahatlıkla kullanılabilen telefonlar cepte veya elde ağırlık yapmıyor. Ancak şunu da belirteyim. Her iki telefonun arka yüzeyi birazcık kaygan. Bu nedenle telefonları kutudan çıkan silikon kılıfla kullanmak daha iyi olabilir. Kamera adaları arkada bir beşgen içine yerleştirilmiş ve oldukça çekici duruyor. Lenslerin hafif dışa doğru çıkıntı yaptığında belirteyim. telefonlar şık olmasının yanında aynı zamanda sağlamlar. Üzerine baskı uyguladığımda hiçbir gıcırtı veya ses çıkarmadı. Bunlara ek iki cihazda IP53 ile sıvı sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı. Bu sayede onları yağmur altında veya sporda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlara ek yine cihazlar son derece derece iyi çalışan ve cihazın kilidini hızlıca açan ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip. Bu birim hızlı çalışıyor ve kilitli ekranı kolaylıkla geçmenizi sağlıyor. Öte yandan ön kamerayla yüz tanımadan da yararlanmak mümkün. O da gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi tasarımı bir kenara bırakıp gelelim ekranlara. İki telefonda da 6.67 inç Full HD Plus AMOLED ekran var. Ancak Camon 20 Pro 5K'deki ekran 120 Hz yenileme hızına sahipken Camon 20'de bu 60 Hz. Ancak bu moralinizi bozmasın çünkü kalite olarak baktığımızda her iki ekranda gayet başarılı. Örneğin her iki ekran sinematik düzeyde P3 renk gamutunu destekliyor. Ayrıca Widevine L1 sertifikasına sahip olduklarından Netflix'te içerikleri full HD olarak izleyebiliyorsunuz. Bu segmentte bu sertifika olması önemli çünkü bazı üst düzey telefon modellerinde bile bu sertifikayı ne yazık ki göremiyoruz. Camo 20 Pro 5G'deki yüksek yenileme hızı, kullanıcı arayüzü ve desteklenen uygulamalarda akıcılığı arttırıyor. Ayrıca burada yenileme hızını dinamik olarak da ayarlayabilir veya 60, 90 ve 120Hz seçenekleri arasından birini seçebilirsiniz. Ekranlar ince çerçeveler, mükemmel görüş açıları ve etkileyici parlaklık seviyeleriyle de dikkat çekiyor. Ekrandaki metinler doğrudan güneş ışığı altında bile rahatlıkla okunabiliyor. Dizi film izleme konusunda büyük ekranlar iyi bir deneyim sağlıyor. Geniş görüş açıları, canlı renkler ve yeterli parlaklık sayesinde Netflix, YouTube gibi platformlarda keyifli bir şekilde video izleyebilirsiniz. Öte yandan geniş ekran internette gezinme veya TikTok gibi uygulamaları kullanma konusunda da ihtiyaçlara iyi biçimde cevap veriyor. Stereo ses çıkışı sağlamak için cihazların üst kenarında bir adet hoparlör daha var. DTS sertifikasına da sahip hoparlörlerin ses çıkış şiddetleri epey iyi. Sesin bas ve tiz seviyeleri çok yüksek değil ama orta frekanslar biraz daha yoğun onu söyleyebilirim. Şimdi sıra geldi performans konusuna. Camo 20 Pro Mediatek Helio G99 işlemciyle gelirken Camo 20 Pro 5G'si adında da anlayacağınız üzere 5G destekli Mediatek Dimensity 8050 işlemciye sahip. Dimensity 8050 veya 8050 bu segment için güçlü bir işlemci diyebiliriz. Zaten oyun testlerinde de bunu size göstereceğim. Bu işlemcilere her iki telefonda da 8 GB RAM ve de 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanları microSD kartla daha da genişletilebiliyor. Ayrıca cihazlarda 8 GB sanal RAM desteği de mevcut. Bu özellik sayesinde fiziksel RAM'in yanına depolama alanından belli bir kapasiteye eklemek mümkün oluyor. Bu da çoklu görev performansında artış sağlıyor. Bu şekilde telefon toplam 16 GB RAM kapasitesine ulaşabiliyor. Pratikteki yansımalarına baktığımızda da aynı anda 3-4 uygulama arasında uygulamaların yeniden yüklenmesini beklemeden gezinebilirsiniz. İki telefondaki teknik donanım onların günlük işleri yerine getirmesi için yeterli. Sosyal medya, e-posta ve diğer sık kullanan uygulamaları problemsiz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Tabi şunu da belirtmem gerek, performans olarak Camo 20 Pro 5G kardeşinden biraz daha hızlı. Ancak genel olarak her iki cihazı gayet tatmin edici bir şekilde kullanabiliyorsunuz yani sorun yok telefonları gün içinde pek çok iş için kullandım ki buna video kurguda dahil hani bu cihazla yaptım bunu ve büyük bir sorunla karşılaşmadım. Uygulamalar arasında geçişlerde bari sorun yaşanmasa da ara sıra ufak yavaşlıklar görebilirsiniz. Oyun performansına geldiğimizde Camon 20 ile ağır grafikli oyunları orta ve düşük ayarlarda oynayarak iyi bir performans elde edebilirsiniz. Burada PUBG'yi dengeli grafik ayarlarında ve yüksek kare hızında rahatlıkla takılma yaşamadan oynayabildim. Aynı şekilde Asphalt 9 gibi oyunlarda da varsayılan ya da orta grafik ayarlarında oyunu sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. Camon 20 Pro 5G'ye baktığımızda ise bu cihazdaki daha güçlü işlemci sayesinde hem gündelik uygulamaları çok daha hızlı ve akıcı şekilde çalıştırabilir hem de ağır grafikli oyunları yüksek yüksek grafik ayarlarında sorunsuzca oynayabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse PUBG'yi HD grafik ve yüksek kare hızında akıcı bir şekilde oynayabildim burada. Aynısı Asphalt 9 ve Diablo Immortal için de geçerli. Aslında donanım olarak daha yüksek bir performans istiyorsanız Camon 20 Pro 5G'ye bakmanız daha mantıklı olabilir. Ağır grafikli oyunları rahatlıkla oynayabilir. Diğer işlemlerinizi de 120 Hz ekran yenilemenin de katkısıyla daha hızlı yapabilirsiniz. Tabi bu Camon 20'nin kötü bir performans sergilediği anlamına gelmiyor. Onunla da gündelik işlerinizi rahatlıkla yapıp oyunlar oynayabilirsiniz. Ayrıca merak edenler için oyun oturumlarının sırasında telefonların arkası çok ısınmıyor. Tekno'nun özel HayOS 13 arayüzü üzerine inşa eden cihazlar diğer Android arayüzlerinden beklenen tüm işlevlere ve yeteneklere sahip. Ancak bazı önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte geliyorlar. Öte yandan uygulama menüsü kolay ve anlaşılır bir görünüme sahip. Sezgisel arayüzüyle dikkat çeken bildirim merkezi ve hız ayarlarla HayOS 13 telefonları kullanmayı daha kolay hale getiriyor açıkçası. Peki bu iki telefon pil konusunda ne durumda derseniz? İkili gün boyunca pilinizin tükenme endişesi olmadan kullanabileceğiniz güçlü 5000 miliamper bataryaya sahip. Sürekli yüksek sistem gerektiren uygulamaları kullanıyor ve ara sıra oyun oturumlarına dalıyorsanız telefonlar en yoğun kullanımda bilinse bir gün boyunca dayanabiliyor. Piliniz gün içinde biterse Kamo 20 Pro 5G'nin kutusundan çıkan 33 Watt hızlı şarj cihazıyla onu yaklaşık 75 dakika içinde doldurabilirsiniz. Kamo 20'nin kutusundan ise 18 Watt şarj adaptörü çıkıyor ve onunla yaklaşık bir saat 40 dakikada full şarj olabiliyor. Bu arada şunu da belirteyim Kamo 20 de 33 Watt'ı destekliyor. Burada kablolu ters şarj veya kablosuz şarj ne yazık ki yok ancak bu özelliğin bu segmentte ve fiyat aralığında bulunması biraz zor. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim kamera konusuna. Kameralarına bakalım bu cihazların. Camon 20 Pro 5G arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. OS destekli de ana kamera 64 megapiksel çözünürlüğünde ve RGBW sensörü kullanıyor. Bu sayede daha iyi ışık yakalayabilirken renk doğruluğu kısmında da iyi sonuçlar verebiliyor. Ana sensörü ikisi de 2 megapiksel çözünürlüğünde olan makro ve derinlik algılayıcı lensler eşlik ediyor. Camon 20'de ise 64 megapiksel RGBW ana sensörü 2 megapiksel derinlik sensörü sensörü ediyor. Camon 20 Pro 5G'nin en büyük avantajlarından biri ana kamerasında bulunan optik görüntü sabitleyici yani OIS. Bu açıkçası bu segmentte nadiren rastladığımız bir özellik. Bunun sayesinde elinizin çekim sırasında oluşturduğu titreşimler minimize elde edildiğinden daha stabil fotoğraf ve videolar kaydedebiliyorsunuz. Ana kameralar farklı ışık koşullarında iyi işler çıkarıyor. Öncelikle ışık koşullarının ideal olduğu iyi aydınlatılmış ortamlarda çekilen fotoğraflarda parlaklık, renklerin canlı ve detaylar gayet iyi. Yapay zeka özelliğini açtığınızda ortama göre renk iyileştirmesi de yapılıyor. Düşük ışıkta kameralarda bir miktar gürültü görebilirsiniz ancak ayrıntıların pozlanması kabul edilebilir düzeyde. İki telefonda da greni azaltmak pahasına ayrıntıları yumuşatan özel bir gece modu da var. Gece modu özellikle manzara ya da sokak fotoğrafları çekerken iyi sonuçlar ortaya koyuyor. HDR performansları da başarılı. İki telefondaki arka kamerayla detaylar ve kaliteden çok fazla ödün vermeden iki kat dijital yakınlaştırma da yapabilirsiniz. Porta çekimlerde de derinlik kamerasının süje ile arka plan arasındaki sınırları ayarlama konusunda iyi işler çıkardığını gördüm. İnsan dışında hayvan ve obje bir de başarılı bir şekilde portre fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ayrıca portre modu içerisindeki AI akıllı vücut manipülasyonu özelliğiyle fotoğrafını çekeceğiniz kişiyi daha zayıf veya daha uzun boylu gösterebilirsiniz. Ön tarafta her iki telefonda da 32 megapiksel lens yer alıyor. Gündüzleri ön kamera iyi detaylar ve doğru cilt tonlarıyla kaliteli selfie'ler çekebiliyor. İç mekanlarda veya az ışıklı ortamlarda detaylar biraz yumuşuyor. Portre modu ise arka plana güzel bir bulanıklık efekti ekliyor. Kenar algılamada gayet iyi. Kamu 20 Pro 5G'de portre modu ek yapay zeka destekli makyaj efektlerini kullanabiliyorsunuz. Bu mod Camon 20'de ne yazık ki yok. Bir de burada en sevdiğim şey ön kameradaki çift mikro flash oldu. İki telefonda da olan bu flash sayesinde en karanlık ortamlarda bile oldukça başarılı kararlar çekebiliyorsunuz. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda veya gece aktivitelerinde fotoğraf çekmek isteyenler için gerçekten faydalı bir özellik olmuş. Ayrıca bu flash'i video çekerken de kullanabildiğiniz için başka telefonların video veya fotoğraf çekemeyeceği ortamlarda bile aydınlık kararlar çekebiliyorsunuz. Evet bu da öndeki flash açıkken. ki Çektiğim görüntü bayağı iyiymiş yalnız. Bak şunu kapatayım Böyle. Bayağı aydınlatıyor. Video tarafında Camon 20 ile 2K 30, Camon 20 Pro 5K ile 4K 30 kare video kaydı yapabilirsiniz. Videoların renk doğruluğu, canlı ve görüntü parlaklığı gayet iyi. Ancak Camon 20 Pro 5K'de OIS olduğu için çektiklerinizi elinizin titremesi daha az yansıyor. Ayrıca daha stabil videolar kaydetmek isterseniz Full HD 30 FPS'te hem elektronik hem de optik sabitleme ile daha stabil videolar kaydedebilirsiniz. Camon 20'de ise herhangi bir sabitleme özelliği yok. Ön kamerayla da her iki telefonla 2K 30 FPS'e kadar videolar kaydedebilirsiniz. Ama Kamo 20 Pro 5G'de Full HD 30 FPS modunda elektronik sabitlemeyi kullanabilirsiniz. O halde sonuca bağlayacak olursam öncelikle telefonlar tasarım tarafında arka dokuları ve inceliğiyle üst sınıf telefon kullanıyormuş gibi bir his veriyor. Büyük ekranlar renkli ve keskin olduğundan burada bir şeyler izlemek de zevkli. Performans tarafında aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmanız gerektiğinde veya oyunlar oynadığınızda telefonlar işlerini rahatça yapabiliyor. Daha önce de bahsetmiştim kullanılan işlemci nedeniyle Kamo 20 Pro 5G kardeşinden bir adım daha önde. Öte yandan her iki cihaz 5000 mAh kapasiteli pille bir gün dayanabiliyor. Sadece kutularından çıkan hızlı şarj adaptörleri farklı. Kamera tarafında her iki cihazın kamerası güzel sonuçlar veriyor. İyi ışık koşullarında keskin ayrıntılar ve gerçekçi göregelerle kaliteli kareler çekebilirsiniz. Ancak video tarafında daha yüksek çözünürlükte kayıt ve kameradaki optik sabitleme özelliğiyle titreşimsiz videolar ve fotoğraflar çekebilmek için Camo 20 Pro 5G önde. Toparlayacak olursam günün sonunda her iki cihazda kendi segmentinde hem fiyatı hem de sunduğu özelliklerle sağlam birer akıllı telefon. Videonun başında da bahsetmiştim. Kamo 20 fiyatıyla öğrencilere özel vergisiz telefon kampanyasına dahil olduğu için onu daha uygun fiyata alabilirsiniz. Ancak 5 g hem işlemcisi daha güçlü hem de kamera tarafında daha iyi stabilizasyon istiyorsanız Kamo 20 Pro 5 gsin için daha uygun bir seçenek olabilir. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere Kamo 20 ve de Kamo 20 Pro 5 gyi anlatmayı özetlemeye çalıştım. Değilmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.